Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray'ın içme suyu sorununa köklü çözümler getirerek şehri daha kaliteli ve sağlıklı suya kavuşturmak için çok büyük projelere imza atan Aksaray Belediyesi, Bağlıköy'de yapımı devam eden 3 etaplı su projesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aksaray'da uzun yıllardan bu yana süregelen ve çözülemeyen su sorunu artık çözüme kavuşuyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla Aksaray'ın içilebilir suya kavuşması için temeli atılan tesis, Bağlıköy'de bulunan mevcut arıtma tesisinin yanında 20 bin metrekare arazi üzerine kuruluyor. Tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmı kurulan güneş enerji panelleriyle sağlanarak tesiste elektrik tasarrufu da sağlanıyor. Yeraltı kaynaklarından sağlanan su arıtma tesisinde ultrafiltrasyon ve ters ozmoz sistemiyle arıtılarak evlerdeki çeşmelerden akan su damacana suyu kalitesinde içilebilir sağlıklı su olarak akacak. İçme suyu projesinde 50 litre saniye bir tane kuyu ve toplamda 6 tane kuyu bulunuyor. Yürütülen çalışmalarda kuyuların mekanik ve iştiraklerin montajları tamamlanmış durumda. İhale kapsamında toplam 27 bin metreküp kapasiteli 3 adet su deposu, yaklaşık 20 bin metre isale hattı, 3 adet terfi merkezi, isale hattı üzerindeki sanat yapıları bulunmakta. Malzeme alım ihalesi son etabı olan 3 kısmın 11.01.2018 tarihinde ihalesi yayınlanacaktır. 2018 yılının ilk çeyreğinde yapım işi ihalesi yapılacaktır. Kaba inşaatları tamamlanan tesiste mekanik montajlar devam ediyor. 95 milyon liralık kaynak aktarılan tesisin 2018 yılı Temmuz ayında bitirilmesi planlanıyor. Aksaray Belediyesi tarafından kentin dört bir yanına yapılan çocuk parkları ve bilgi evi saldırılarına yönelik STK platformu üyelerinden kınama geldi. Hafta sonu tiyatro kavşağı bilgi evi önünde toplanan STK platformu üyeleri sert bir dille saldırıları kınayarak tepkilerini dile getirdi. Geçtiğimiz haftalarda tiyatro kavşağı olarak bilinen Büyük Bölcek Mahallesi, Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde yapımı devam eden ve kimliği belirsiz kişiler tarafından camları kırılarak zarar verilen Cemalettin Aksaray Bilgi Evi ve yine Aksaray Belediyesi tarafından çocuklar için hizmete açılan çocuk parklarına yönelik saldırıların ardından STK platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan platform başkanı Eyüp Dağdaş, milletin vergisiyle millete sunulan hizmetlere zarar veren kişi veya kişilerin işledikleri bu suçlar vatana ihanet etmekten farklı değildir diyerek tepkileri dile getirdi. Değerli Aksaraylı hemşehrilerimiz, Aksaray Sivil Toplum Kuruluşu platformu olarak bugün anlamlı bir mekanda, önemli bir hususta basın açıklaması yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Arkamızda bulunan hizmet binası Aksaray'ımızda bilgili, kültürlü, güzel ahlaklı, kısaca eğitimli insan sayısını artırarak şehrimize ve ülkemize, hatta insanlığa hayırlı bireylerin çoğalması amacıyla düşünülmüş, içinde binlerce kitap bulunan bilgi evidir. Lakin yakın zamanda insanlıktan nasibini almamış olarak tarafından olmamış odaklar tarafından tahrip edilmiştir. Değerli dostlar, ilimizin her köşesinde çocuklarımızın eğlensin, vakit geçirsin diye modern çocuk parkları, otobüs durakları, hasta ve engelli kardeşlerimiz için ücretsiz şarj istasyonları, anında bilgiye ulaşmak için ücretsiz internet noktaları, halkımızın yararına olan etkinliklerin duyurusu ve reklamlar için kurulmuş camlı panolar ve daha çok birçok sayabileceğimiz birçok güzel hizmet zarar görmektedir. Evet, bizlerin vergisi ve belediyemiz tarafından yine bizlere sunulan birçok güzel hizmetlerden dolayı belediyemize ve kamu kurumlarına teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Değerli basın mensupları, bugün duyarlı halkımızdan bu hizmetlere zarar verenleri uyarmak, engellemek, hatta emniyet birimlerine ihbar etmelerini tavsiye etmek için burada bulunuyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz, milletin vergisiyle millete sunulan hizmetlere zarar veren kişi veya kişilerin işledikleri bu suçlar
vatan hain, vatana ihanet etmekten farklı değildir. Aksaray'ın, Türkiye'mizin en yaşanır ve en sorunsuz örnek bir şehir olması bizlerin elindedir. Sonuç olarak kadın, erkek, yaşlı, genç herkesin şehrimize layıkıyla sahip çıkmaya ve gereken hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz. Güzel Aksaray, güzel ahlaklı, eğitimli insanlarla ancak hak ettiği günlere görecektir. İstersek bunu el birliğiyle başarabiliriz. Bu vesileyle hepinizi saygı ve sevgilerimizi sunuyor. Basın açıklamamıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Aksaray Belediyesi bünyesinde yürüttüğü çocuklara özel projelerle çocukların eğitim ve gelişimlerini destekleyici çalışmalarını sürdürüyor. Sen meclis başkanı mısın? Allah yardım etsin. Eğitime verdiği destekler ve çocuklar için düzenlenen birçok etkinlikle öğrencilerin ve ailelerin takdirini toplayan Aksaray Belediyesi, çocuk yayınlarıyla çocukların bireysel, toplumsal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, yeteneklerini ortaya çıkartabilecekleri ortamlar yaratmak, becerilerini geliştirmek, geleceğin araştıran, sorgulayan, bilinçli vatandaşlar olmalarına destek vermeyi amaçlıyor. Yalnızca merkezde değil, ilçelerdeki en ücra mahallelere kadar eğitim desteği götüren Aksaray Belediyesi, Aksaray'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı boyama kitapları ve farklı yayın içerikleriyle çocuk kitapları hazırlatarak eğitim alanında, sosyal ve kültürel alanlarda çocuklar için özel hizmet projeleri üretiyor. Her fırsatta çocuk ve gençlerle kucaklaşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her yıl çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla değişik etkinlikler düzenliyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarımızın tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkan, tarihlerini bilen, çevreyi koruyan, bilinçli bireyler olmalarına yönelik etkinlikler kapsamında tiyatro gösterileri, sinema etkinlikleri, resim ve öykü yarışmaları, tarihi ve kültürel müze gezileri düzenliyoruz. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi bir eğitim alabilmeleri ve geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olabilmek. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek dedi. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi işbirliğiyle sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında devlet tiyatroları tarafından sahnelenen Purnima ve Sırlar Ormanı adlı çocuk tiyatrosu Aksaray Kültür Merkezi'nde çocukların beğenisine sunuldu. Bugün ilk galası gerçekleştirilen çocuk tiyatrosu Purnima ve Sırlar Ormanı oyunu Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi Başkanlığı ev sahipliğinde 19 Aralık tarihinde de sahnelenmeye devam edecek. Devlet tiyatroları tarafından hazırlanan ve 18-19 Aralık tarihleri arasında ikinci dereceden işsizlik yanığı ile Purnima ve Sırlar Ormanı adlı yetişkin ve çocuk tiyatrosu oyunları iki perdeden oluşup Aksaray Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşuyor. Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediye Spor Lig'in ilk devresinin son haftasında deplasmanda Kayseri ekibi Talas Gücü Belediye Spor'u 1-0 yenerek ligi lider tamamladı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediye Spor Lig'in ilk devresinin son haftasında deplasmanda Kayseri ekibi Talas Gücü Belediye Spor'un konuğu oldu. Maç temsilcimiz Siyah Beyazların 1-0 üstünlüğüyle bitti. Aksaray Belediye Spor Bölgesel Amatör Lig 5. grubunda oynadığı son 11 maçı da kazanarak 33 puanla ilk devreyi lider tamamladı. Hafta sonu Kayseri Sümer Spor Tesislerinde saat 14'te oynanan müsabakayı Konya bölgesinden hakem Yusuf Alper Abalı yönetti. Temsilcimiz Aksaray Belediyespor ilk devrenin son maçına kaptanı İbrahim Konuksever, Haşim Ateş, Enes Soy ve Mustafa Ünden yoksun çıktı. Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı paslaşmalar ve orta sahada top çevirme ile geçti. Aksaray Belediyespor'un 1-0 galibiyetiyle sona eren maçın golünü ise 29. dakikada Memişcan Küçükkurt attı. Aksaray Belediyespor Bölgesel Amatör Lig 5. grubunda oynadığı son 11 maçı da kazanarak 33 puanla ilk devreyi lider tamamladı. Tekerlekli sandalye basketbol takımı temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor deplasmanda Altınordu Belediyespor'a mağlup oldu.
68 Aksaray Belediye Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Lig'in 7. haftasında Ordu deplasmanında Altın Ordu Belediye Spor'la karşı karşıya geldi. 68 Aksaray Belediye Spor maçın ilk devresini 6 sayılık bir farkla kapatmasına rağmen skorer oyuncularının almış oldukları fauller neticesinde Altın Ordu Belediye Spor'a 73-56 gibi skorla mağlup oldu. Bu skor ile 68 Aksaray Belediye Spor 10 puan Basketbol Ligi'nde 10. sırada yer aldı. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediye Spor deplasmanda Antalya ekibi Muratpaşa Belediye Spor'la karşılaştı. Temsilcimiz Altın Kızlar maçtan mağlup ayrıldı. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi'nin ilk yarısının son maçında Aksaray Belediye Spor deplasmanda ligin namağlup lideri Antalya Muratpaşa Belediye Spor'la karşılaştı. Maçın ilk devresinde oyunda üstünlüğü gösteren Muratpaşa karşısında Aksaray Belediye Spor hatalardan kaçamadı ve maçın ilk devresini 19-12 geride kapattı. Maçın ikinci devresinde daha dengeli bir oyun ortaya koyan Aksaray Belediye Spor farkı kapatmaya çalıştı. Ancak güçlü rakibi karşısında maçı 32-27 kaybetti. Muratpaşa Belediye Spor ligin ilk devresini namağlup lider tamamlarken takımımız ilk devrede topladığı 10 puan ile ligi sezon başında hedeflediği 8. sırada tamamladı. Süper Lig'in ikinci devresi 20 Ocak 2018'de başlayacak. Kadınlar Futbol 3. Lig temsilcimiz Aksaray Hasandağ Spor evinde konuk ettiği Kayseri ekibi Kılıç Aslan Yıldız Spor'u 12-0 yendi. Dağılgan Stadında saat 13'te oynanan müsabakayı Aksaray bölgesinden hakem Çağlar Tekin yönetti. Müsabakaya ilk dakikalarda etkili başlayan temsilcimiz sahanın sultanları peş peşe gelen gollerle maçı farklı skorla kazandı. Yaptığı her atağı gole çeviren sahanın sultanları rakibine atak şansı tanımadı. Başarılı futbolcu Esra Koç 5 golle maçın oyuncusu seçilirken Emine Uygun kendisini takip eden ikinci oyuncu oldu. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın.